Efendim? Evet, Gitanjeli'nin bir işi çıktı yukarıda ama birazdan aşağıya gelir. Komutanım. Oo, aman gelmiş. Oğlum nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Sana bir şey söylemek istiyordum. Gitanjeli senin artık bekar kalmaman gerektiğini düşünüyor. O yüzden de bu akşam seni çok özel biriyle tanıştıracakmış. Amirim, eşiniz nerede? Ben sana ne demiştim? Seni görür görmez aklı başından gitti. Baksana şuna. Özür dilerim. Ben gelmeyi hiç istememiştim. Ama hanımefendi o kadar ısrar etti ki dayanamadım. Gelmek zorundaydım. Aşağı inmezsem seni komutanına söyleyecekmiş. Bana kızdın mı? Dikkat, dikkat. Bayanlar ve baylar. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz ve güzel dilekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Sizinle paylaşmak istediğim bir sır var. Bu daveti isteyen ben değildim aslında. Ama Gitanjeli çok ısrar etti. Böyle bir davet vermek gerektiğini söyledi. Ama inanın bana, hayatımda belki de ilk kez eşimin inat etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Partinin tadını çıkarın. Seni evde fazla konuşturmuyorum ama bunun acısını bu partide çıkarabileceğiniz anlamına gelmiyor Komutan Singh. Müzik alabilir miyiz lütfen? Tüm yakışıklı beyefendileri güzel eşleriyle dans pistine davet ediyoruz. Bekarlar bozulmasın. Siz de bara geçip bir yandan istediğiniz kadar içerken bir yandan dans edenleri izleyin. Ben... Odaya geri dönsem iyi olacak galiba. Binbaşı Rudra Pratap Ranavat. Dans pistinden ne siz kaçabilirsiniz ne de o güzeller güzeli eşiniz. İkinizi de dans ederken görmek istiyorum. Ben bu kadarını yapamam. Aşağı hiç inmemen gerekiyordu. Ama madem şu anda buradasın... Ama binbaşı, ben dans etmeyi bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Beni izle ve takip et. Bir süre kendini sadece bana bırak. O zaman hiçbir sorun yaşamayız. İyi de benim ayağımda... Bana güven olur mu? Düşmene izin vermem. İşte bu. Gözlerini gözlerimden ayırma.
Aman Allah'ım. Benim partimde ikiniz rol çaldınız. Ama önemli değil. O kadar güzel dans ettiniz ki sizi affediyorum. Güzel çiftimiz için tekrar bir alkış istiyorum. Hemen dönerim. İzninizle hemen dönerim. Tamam hayatım. Parvati ile Rudra şimdi komutanın yıl dönümü partisindeler. Acaba orada neler oluyordur? Ne olacak sanıyorsun ki? Rudra Parvati'ye bağırıyordur. Kızcağız da bir köşede oturmuş, ağlıyordur. Yok canım. Tamam, belki insan içinde öyleler ama yine de çok şey değişti, farkında değil misin? Partiyi gerçekten çok merak ediyorum. Kim bilir ne giydi, nasıl bir elbise. Onunla bayağı yakından ilgileniyorsun. Ama durum ortada. Evlendikten sonra ilk kez bir yere gittiler. Bir çiftin evlendikten sonra bir yere tatile gitmesine ne deniyordu? Hı? Hmm, balayı. Öyle mi? Öyle. Evet, biz de Şimla'ya gitmiştik. Evet, hatta elbisemin içine kar doldurmuştum. Öyle bir çığlık atmıştım ki. Eve erken dönmek zorunda kalmıştık. Annem de evde ayrı bir tören düzenlemişti bize, değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Biz evlendik ve hemen ardından bir tören düzenlendi. Aynısını Rudra ve Parvati için de yapamaz mıyız? Hatta ben hemen anneme bir sorayım. Töreni ne zaman yaparız diye. Dur, bekle. Ne oldu? Geceler annelerimizle konuşmak için değil ki. Gerçekten mi? Hayır. Geceler eşlerin yakınlaşması için var. Bayan Gitanjali. Parvati. Sizi tanıştırayım. Bu Bayan Singh. Merhaba. Bu da Bayan Kapoor. Merhaba. Memnun oldum. Bu basit kızı kim davet etti acaba? Bayan Gitanjali, siz de eşiniz de hediye istemiyoruz demişsiniz. İyi de neden böyle tercih ettiniz? Bugün sizin için çok özel. O yüzden binbaşı ile ikimizin adına size bunu vereceğim. Dürüst olacağım Parvati. Hediyeleri kim sevmez, öyle değil mi? Özellikle de böyle sevgisini katarak verilince. Çok teşekkür ederim. Açın lütfen, görmenizi isterim. Eminim çok seveceksiniz. Peki. Vay canına. Hurma. Hemen bizim komutana da göstereyim. İzninizle. Hurma mı? Ne biçim hediye o öyle? Parvati, sen nerelisin? Ben Birpurluyum. Nerede orası? Hiç duymamıştım. Benim köyümü... Demek köylüsün. Belli. Alınma ama. Biz köyleri öyle pek fazla iyi tanımıyoruz. Şehirde pek köylerden bahsetmiyoruz haliyle. Evet, doğru. Bu arada bluzun ve sarin gerçekten çok güzelmiş. Ama gündüz vakti üstünde çok başka bir kıyafet vardı. Bunlar... Senindir umarım. Hayır. Bunu Bayan Gitanjali verdi. Anlamıştım. Yani senin bunu almaya paran... Yani senin köyünde bu kadar pahalı bir sarıyı pek kolay bulmazlar herhalde. Sonuçta orası köy ortamı. Evet, köylüyüm. Ama fakir biri değilim. Ben bunu parayla ölçmem zaten. İnsanları sınıflandırmam. Belki çok görüp geçirmişliğim yok. Ama burada pek çok şey gördüm. Dürüst olmak gerekirse burasıyla karşılaştırılınca bir burada daha güzel şeyler var. Ne gibi? Mesela kolunuzdaki kına gibi. Ona çok para vermiş olmalısınız, değil mi? Bizim köy panayırında onu bedava yapıyorlar, biliyor musunuz? Bayan Brinda bunun çok daha güzelini yapar, hem de bedava. Çantanızdaki işlemeler de çok güzel. Teyzem onları yapmayı 5 yaşımdayken öğretti bana. Bugün başlasam bir günde bile bitiririm. Ve eminim çantanızdakinden çok daha güzelini yaparım. Ve tabii siz onu şehirde çok pahalıya aldınız. Sırf pahalı bir markanın etiketini taşıyor diye. Benim geldiğim yerde bir ürünün değerini fiyatı değil, üstündeki emek belirler. Son bir şey daha. İnsanların gönlü zengin olsun. Önemli olan budur. Gönül zenginliği her şeyden önemlidir.
Hem bilmediğimiz bir köyden geliyor. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Ama hiç şüpheniz olmasın. Haritada benim köyümün adını yazan kalem sizin... şehrinizin adını yazan kalemle aynı. Paro, hadi gel canım. Pasta keseceğiz, siz de gelin. Hadi. Devyani, sen bu saatte evimin kapısında ne işin var? Bu saatte seni daha önce uyarmıştım. 15.000 rupiye ihtiyacım var, hemen. Ne? 15.000 mi? Aklını kaçırdın galiba. Sağ elini mi satarsın, sol elini mi, ama ne yaparsan yap. Bu kadın da kim? Annemden ne istiyor acaba? Üstelik de annemden para istiyor galiba. Sana para falan verecek değilim. Hadi git, uyuyacağım. Para vermezseniz gerçeği herkese anlatacağım. Bana yaptırdığınız şeyi. Bütün dünya öğrenir o zaman. Şantajcı. Seni pis açgözlü. Burada bekle. Görünme. Burada olduğunu bilmesinler. Kadını bir yerde görmüştüm ama nerede hatırlamıyorum. Neredeydi? Aa! Evet, ben bu kadını panayıra gideceğimiz gün görmüştüm. Hadi kaybol. Bir daha da sakın geleyim deme. Yoksa karışmam. Başına büyük bir bela alırsın ona göre. Hayatım, sana neler oluyor böyle? Hı? Kandırmaca mı var? Hem de askerlere özel bir davette. Hayatım, asker hayatı bu adamları fazla katı yapmış bence. Ve bunların yeniden aile hayatını öğrenmeleri gerekiyor. Bu Parvati için. Kıza içki mi vereceksin? Şşş! Onun bunu bilmesi gerekmiyor. Ama sonunda kötü şeyler olabilir ona göre. Lütfen dediğimi yapar mısın? Hayır dedim. Lütfen. Nasıl gidiyor? İyi vakit geçiriyor musunuz? Partiden keyif alıyor musunuz? Rudra, umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Al, içeceğini tazeledim. Paro, al. Bu da senin hayatım. Ben içki içmesem... İçki değil, bu meyve suyu. Al. Hadi hep birlikte fondüp yapalım. Bir yudumdan içip bitiriyoruz demek istedim. Bu hangi meyvenin suyu? Tadı çok acı geldi de. Amirim, artık bardaklar
ne kadar geniş üretiliyor, öyle değil mi? Yapma Rudra, sen güçlü bir adamsın. Rudra, hadi benimkinden al biraz lütfen. Ama efendim... Hadi. Soruma hala cevap vermedin. Sanırım cevap vermeyecek kadar utandın. Parvati'yi görür görmez hemen o anda mı aşık oldun ona, yoksa bu duygu zaman içinde mi gelişti? Ben Parvati'yi görür görmez aşık olmadım. Yalancı. Otobüs giderken arkanı dönüp bana uzun uzun sen bakmadın mı? Sen miydin amcan mı? Yapma şunu. Yine aynı hikayeye başlama. Bana da anlatın o hikayeyi, ben de öğreneyim. Onunla ilk olarak bir durakta karşılaştık. Aa, evet. Önce benim otobüsüm gelip durdu. Sonra onunki. Hayır. İlk benimki geldi. Sonra da Rukmani'yi gördüm. Rukmani kim? O küçük bir kelebek. Mavi renkli. Ah, anladım. Rukmani geldi ve sonra sen benim hayatımı kurtardın. O zaman kurtarmadım. O olay başka. O bir pura giden yolda olmuştu bir kere. Evet, orada kurtarmıştın beni. Aa, bir dakika. Siz toplam kaç kere tanıştınız acaba? Bir. İki. Hayır. Bir kez. İki kez. Bir kez. Durun durun durun. Bir kere mi iki kere mi aranıza karar verin, tamam mı? Ben bir bardak su getireyim. Lütfen. Komutanım. Ha? Ben sizden bir şey istesem. Bakın, Rudra'yı ne olur BSD'ye geri kabul edin. Edeceğim tabii. Ama raporu beklemeliyiz. Söz veriyor musunuz? İşi onun bütün hayatı. En büyük aşkı. Aldığı nefes. Ve o... O benim her şeyim. Lütfen benim hatırım için... Rudra'yı BSD'ye geri alın. Söz veriyorum. Rudra'yı geri alacağım. Onu BSD'ye yeniden kabul edeceğim. Partinin tadını çıkarın. Su. Tanrım yardım et. Bunu neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Ama ortada kesin yanlış bir şeyler dönüyor. Annem bu kadına neden para vermeye kalktı acaba? Hem de gecenin bu saatinde. Bunu mutlaka öğrenmem gerekiyor. Ne yapıyorsun sen ha? Beni mi takip ediyorsun? Hayır efendim. Ben sadece kim olduğunuzu merak ettim. Annemden para istiyordunuz. Polis misin? Sana neden cevap vereyim? Hayır. Kaybol. Bir dakika. Durun lütfen. Bir dakika. Sorularıma cevap istiyorum.
Devyani? Yine ne var? Bana yılan demiştiniz ama asıl yılan evinizin içinde geziyor. Türkiye'de erken suni.